Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç Başbakanı'nın Türkiye ziyareti PKK destekçilerini çılgına çevirdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları PKK destekçilerini çılgına çevirdi. Terör örgütlerine destek verilemeyeceğinin sözünü veren İsveç Başbakanı Kristersson, gazetesi kurduğu Baksi tarafından hedef haline getirildi. İsveç Başbakanı Kristersson'ın PKK'yı sattığını ifade eden terörist destekçileri, Erdoğan'a diz çöktüğü mesajları verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili görüşmede Kristersson, üçlü muhtarayı tam olarak uygulayacağı sözü verdi. Bu görüşme İsveç basınında gündem oldu. Öte yandan görüşme öncesi İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkede terör örgütü destekçilerinde rahatsızlık oluşturdu. Kritik zirve öncesi PKK'yı destekleyen eski milletvekili Amin Hakkabove ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan gazeteci Kurdo Baksi, İsveç hükümetinin açıklamasına tepki gösterdi. Hakkabove, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktüğü yorumunu yaptı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından imzalanan üçlü muhtara çerçevesinde İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması için de korkunç ve iki yüzlüce ifadesini kullanan Kakabove, İsveç vatandaşı olmaktan dolayı utanç duyuyorum dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.